Üçüncü sınıf Türkçe dersi kolejlere hazırlık soruları ile ilgili çözümleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, kolejlere hazırlık olduğu için seçenekleri 4 olarak vermişler. A, B, C değil de bir de ek olarak D'yi de eklemişler. Seviyenin ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçenler için olduğunu da lütfen unutma. 20 tane sorudan oluşuyor. Önce durdur, daha sonra kendin çözmeye çalış. Daha sonra aldığın puanları da bizle birlikte paylaşabilirsin. İlk sorudan hemen başlıyorum. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Sözlükte sıralamayla ilgili bir sorumuz var burada. Şimdi sevgili öğrenciler, baktığımız zaman ilk 3 harflerin de mer olduğunu görüyorum. Mercek, merdiven, mercan ve mercimek. Dördüncü harfe bakarsam burada C harfi var, burada C harfi var, burada D harfinin olduğunu görüyorum, burada da C harfi var. Önce geleni benden istiyor, D harfi olmaz. C'ler D'den önce gelir. C'nin şimdi beşinci harflerine bakacağım. Beşinci harfi, burada E harfi var, burada A harfi var, burada İ harfi var. Biliyorsun A harfi E ve İ'den önce gelir. Doğru cevabım C seçeneğidir. İki numaralı sorumuz numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirine en yakındır diyor. Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı. Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu. Adam kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı. Kardeşim hiçbir neden yokken gülmeye başladı. Sevgili öğrencim, burada 1 ve 4 numaralı altı çizili söz öbeklerini birbirlerinin yerine kullandığında anlamın değişmediğini görürsün. Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı. Hiçbir neden yokken, durup dururken yani, yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı. Ya da kardeşim, işte hiçbir neden yokken demeyeceksin de durup dururken diyeceksin. Kardeşim durup dururken gülmeye başladı. 1 ve 4 cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz, kaçırmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zamanında yetişememek, bir işi belirlenen planda ve bir zamanda yapamamak anlamında kullanılmıştır diyor bize. Bakalım. Bindiğim taksi bozulunca uçağı kaçırdım. Uçağa zamanda yetişemedim. Bir işi zamanda yapamamak. A seçeneği kenarda bir kalsın. Büyük bir ihtimal bu da. Diğer seçeneklere de bakalım. Çocuk akşam yemeğini biraz fazla kaçırmış. Abartma anlamı var burada. Depoda duran eşyalar dün gece kaçırmışlar. Hırsızlık yapmışlar anlamında. Bir ütü birkaç günden beri ya da birkaç gündür su kaçırıyor. Suyu sızdırıyor anlamında kullanılıyor. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz, numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Okullarda, sınıflarda sürekli yaptığınız, Türkçe dersinde yaptığınız bir etkinliktir bu sevgili öğrencim. Anlamlı ve kurallı cümleler oluşturma. Özellikle buradaki kurallı kelimesine bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallı kelimesi cümleyi cümle yapan bir kelime vardır. İleride görürsünüz buna yüklenmiyoruz. Bunun sonunda olması gerekiyor. Aldı kendisine spor, araba, yeni. Sevgili öğrenciler, burada bu cümleyi cümle yapan kelime, yani o olmazsa olmaz. Aldı kelimesidir. Aldı kelimesinin bir kere sonunda olması gerekiyor. Dolayısıyla eleme yöntemiyle A ve C seçenekleri gider. Kendisine yeni bir spor araba aldı. 2, 5, 3, 4, 1 şeklinde sıralanıyor. Doğru cevabım B seçeneği. 5 numaralı sorumuz aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı doğru verilmiştir diyor bize. Sizinle yarım saat sonra kumsalda buluşalım. Buluşmak, görüşmek anlamında kullanılıyor burada. Konuşmak daha farklıdır. A seçeneğini eledim. Bazıları seni şaşırtmak için yakın anlamlıdır. Buna da lütfen dikkat edelim sevgili öğrenciler. Çok küçük olduğu için kardeşimi ılık suyla yıkıyorlar. Ilık sıcakla soğuğun ortasıdır sevgili öğrenci. Sıcak kelimesiyle aynı anlama gelmez maalesef. Dar kelimesiyle geniş kelimesi zıt anlamlıdır. D seçeneğini de eledim. Hatırlamak, anımsamak. Hatıra defteri, anı defteri. Oradan da aklıma gelebilir. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay nedeniyle birlikte verilmiştir diyor bakalım. Dramada neden sonuç cümlesini istiyor aslında bizden. Dramada iyi rol yaptığı için arkadaşlar onu alkışladı. Kenarda kalsın sevgili öğrencim. Lokantalarda her gün tonlarca yiyecek çöpe atılıyor. Neden çöpe atılıyor? Belli değil. Eledim. Kitapların çoğunu köy okullarına gönderdik. Neden gönderdiniz? Mesela durumu olmayan çocuk, durumu olmayan öğrenciler için kitapların çoğunu köy okullarına gönderdik deseydi, bu tarzda bir cümle yazsaydı olabilirdi. Bence hiçbir ülke bizim ülkemiz kadar güzel değildir. Niçin güzel değildir sevgili öğrencim? Nedenini belirtmemiş.
A seçeneğine geri döndüm. Dramada iyi rol yaptığı için arkadaşlar onu alkışladı. Arkadaşlarının onu alkışlaması sonuçtur. Neden? Niye alkışlıyor? Çünkü drama çalışmalarında iyi rol yapmıştır. Cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? İki durumu, iki insanı, iki kişiyi, iki olayı karşılaştırabilirsin. Bakalım. İnsanlar sağlıklı beslenmiyor ve spor yapmıyor. Şimdi sevgili öğrencim, Türkçe sorularında özellikle anlam soruları çıkıyor ki büyük çoğunluğu da o oluyor. Lütfen seçenekleri sonuna kadar oku. Belki daha doğru bir şey görürsün. Belki daha yanlış bir şey görürsün. Bunu alışkanlık haline getir. Başarı sağlamak istiyorsun. İnsanlar sağlıklı beslenmiyor ve spor yapmıyor. Buradaki ve seni karıştırmasın, çeldirmesin kafana. Tamam, hiçbir şey yok burada. Bu nedenle geçmişe göre daha sık hastalanıyor. İki kenarda kalsın. Bu durumdan kurtulmak için abur cubur yemeği bırakmalıyız. Spor yapmayı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz. İki numaraya baktım. Bu nedenle geçmişe göre daha sık hastalanıyor. Bugünle geçmişi sık hastalanıp hastalanmama yönünden karşılaştırmış, kıyaslamış. Doğru cevap B seçeneği. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 4. sınıf çalışmalarımı görmektesiniz. 2 DVD'den oluşuyor. Birincisi ana DVD, Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi derslerine ait. Konu anlatımları, soru çözümleri, alıştırma etkinlikler, yazılı soruları. İçerisinde en az 674 adet diyorum çünkü sonradan eklediklerim de oluyor. 133 saatlik bir anlatım var sevgili öğrencim. İkincisinde ise Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi derslerine ait 165 adet ders videosu, 27 saatlik bir anlatım var. İlköğretimvideo.com adresine girerek bana ait olan internet adresi biliyorsunuz. Satın alacağınız 4. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgiye edinebilir, siparişinizi verebilirsiniz. Bir diğer sorumuz, yaşlı karı koca köydeki evlerinde bir başlarına mutlu mesut yaşıyorlardı. İki ihtiyar tarlalarını tek başlarına ekip biçiyordu. Yine hasat zamanı gelmişti. Fakat ikisi de hastaydı. Komşuları bu durumun farkındaydı. Köylüler zor zamanlarında birbirlerine destek olurdu. Kendi işlerini bitirdikten sonra el ele verip onların tarlasındaki ürünü de kaldırdılar. İş birliğinden, yardımlaşmadan bahsediyor bence. Yaşlı karı kocanın mutluluklarına diyecek yoktu. Yalnız kalmanın verdiği üzüntü değil. Toprakla uğraşmanın verdiği mutluluk değil. Yaşlanmanın getirdiği sorunlar değil. Dayanışmadan bahset bana. İş birliğinden bahset. Yardımlaşmadan bahset. Doğru cevap C seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz? Şimdi ben bir metne başlıyorum. Atıyorum mesela. Çünkü ders anlatmayı seviyorum diye bir giriş cümlesi yazamam ki. Çünkü ne? Sen bir şeyler anlat ki sonra çünkü ile onun açıklamasını yaparsın. Yani bir şeyler anlatmadan çünkü kelimesini kullanmak sana mantıklı geliyor mu? Bunun gibi anlam özelliği çıkartmamız gerekiyor. Her insan birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Olur. Bak, B'ye dikkat et. Çiftlikteki bu durum beni rahatsız etmişti. Hangi durum? Bana önce o durumdan bahset. De ki işte çiftlikte hizmetli ya da artık kimse neyse görevini yerine getirmiyordu. Sonra de ki çiftlikteki bu durum beni rahatsız etmişti. Ama ilk bir cümle bir kullanmadan, bir açıklama yapmadan bana lütfen bu cümleyi kullanma. Doğru cevabım B seçeneğidir. 10 numaradayım. Bu metinde kağıt ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Soru kökünü lütfen dikkatli okuyalım. Öğrencilerimizde bu hata oluyor. İşte hocam ben onu değinilmiştir okudum, değinilmemiştir okudum vesaire. Dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Kağıt 2000 yıl önce Çin'de Tusay Lun tarafından icat edilmiş bir maddedir. Kağıtlar köknar ve ladin gibi yumuşak ağaçlardan yapılır. Önce ağaç kütükleri doğranır ve kabukları soyulur. Sonra kazanlarda yüksek ısıda kaynatılarak kağıt hamuru meydana getirilir diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Nasıl üretilmiş? İşte köknar ladin gibi yumuşak ağaçlardan yapıldığından filan bahsediyor. Kim tarafından bulunmuş? Çin'de Tusay Lun tarafından icat edilmiş. B seçeneğini de eledim. Hangi ağaçlardan yapıldığını yazıyoruz zaten. Köknar ve ladin gibi diyor. C seçeneğini eledim. Nerelerde kullanıldığına kağıt olarak meydana getirdim. Nerelerde kullandın? Yumuşak ağaçlardan yapılır demişsin. Önce ağaç kütükleri doğranır. Yani nasıl üretildiğiyle ilgili bilgi var burada. Sonra kazanlarda yüksek ısıda kaynatılarak kağıt hamuru meydana getirdin. Ortaya kağıt çıkardın.
Ama bu kağıdın nerelerde kullanıldığına, kütüphanelerde, kitaplarda, gazetelerde, ne bileyim, haberlerde vesairelerde değinilmemiş, bahsedilmemiş yani. Doğru cevabım D seçeneğidir. 11 numaradayım. Bu metnin vermek istediği öğüt aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce, çıkart alacak ders gibi düşünebilirsin bunu. Öğüt nasihat demektir bu arada. Bir zamanlar bir padişahın bir oğlu varmış. Padişah oğlunun bir dediğini iki etmezmiş. Şehzade padişah oğullarına denir sevgili öğrenciler. Şehzade büyüyüp de genç bir delikanlı olunca canı sıkılmaya başlamış. Çünkü her istediğine hiçbir çaba göstermeden hemen sahip oluyor mu? Çok yanlış bir şeydir. Bazı anne babalar çocuklarına bunu yapıyorlar. İyi bir şey değil sevgili öğrenci. Hayatında bazen bir şeyler eksik olabilir. Bu hayatın şartıdır. Her istediğini anne baban yapamaz. Dönüyorum. Bir gün dolaşırken tarlada çalışan ihtiyar bir çiftçi görmüş. Biraz sohbet etmek için yanına gitmiş. Derdini ona anlatmış. İhtiyar, delikanlı, ben senin derdinin çaresini biliyorum. Fakat önce şu tarlayı ekip biçmemde bana yardım etmen gerekir demiş. Akşama kadar tarlada çalışmış şehzade. Şehzade şimdiye kadar kendisini hiç bu kadar iyi hissetmemiş. İhtiyar da işte seni mutsuz eden tembellikti yavrum demiş. Bakalım. Verilmek istenen öğüt, insanların yaşardıkça dertleri de büyür. Hayır. Vaktini çalışarak değerlendirenler mutlu olurlar, kenarda kalsın. Her zaman yaşlıların sözünü dinlemeliyiz. Yani çalışmayla ilgili bir durumdan, bir dersten bahsetmemiz gerekiyor. Ne kadar çok bilsek de başkalarına akıl danışmalıyız. Yani olayın geçtiği işte oradaki ihtiyara bir şeyler danışıyor, bir şeyler soruyor. Bu ufak bir şeydir. Bu bize verilmek istenen öğüt değildir. B seçeneğiyle bunu karıştırma. Ya seni burada çıkartacağım ders tembellikten dolayı. Her istediğin yerine gelmiş. Sen hiçbir şey yapmamışsın. En son işte tarlada, bahçede vesaire çalışınca hoşuna gitmiş. Demek ki çalışmayla ilgili bir şey yazman gerekiyor buraya. Vaktini çalışarak değerlendirenler mutlu olurlar. Cevabım B seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturduğumuzda sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor bize. Olayların oluş sırası vardı ya. Onunla ilgili bir soru. Gizlice yaklaştım ve çadırın ucunu kaldırdım. Mesela bir başta olamaz. Gizlice yaklaştım, çadırın ucunu kaldırdım falan. Artık kayımı bulmuştum ya, keyfime diyecek yoktu. Çadırın içine baktım da kaybettiğim kayımı gördüm. Kayanın arkasında büyük bir çadır vardı. Şimdi şu birle başlamayı bir eleyelim öncelikle sevgili öğrenciler. Ne olsun biliyor musun? Kayanın arkasında büyük bir çadır olsun. Daha sonra gizlice yaklaşsın çadıra doğru ve çadırın ucunu kaldırsın. 4'ten sonra bir numara. Sonra çadırın içerisine baksın. Kaybettiği kayığı bulsun. Ondan sonra da sevinsin. Kayığını bulmuştum ya, keyfime diyecek yoktu. 4, 1, 3, 2. Cevabım D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor bize. Bakalım. Eşyaların kötü kullanılması kolay bozulmasına ve kırılmasına yol açar. Bazı insanlar bozulan veya kırılan eşyalarını hemen atmayı tercih ediyor. Oysa atmadan önce onları tamir etme yollarını aramanız. Çünkü pek çok eşya tamir edilebilir. Üstelik tamir edilebilecek eşyaların atılması ailemizin ve ülkemizin ekonomisine de zarar verir. Çıkarılamaz diyor. Tamir edilen eşyalar ihtiyaç sahiplerine verilmelidir. Şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu doğru aslında ama şöyle burada yazmıyor. Tamir edilen eşyalar ihtiyaç sahiplerine. Şimdi sen kendi bozulan eşyanı tamir et ve sen kullan diyor. Yani gidip de burada ihtiyaç sahibine ver demiyor. Ha, verilebilir mi? Doğru olarak verilebilir. Ama yukarıdaki paragraftan sen şaşmaman lazım. A kenarda kalsın. Diğer seçeneklere bak. Mesela onları çok çabuk çıkartabiliyorsun. Özenli kullanılmayan eşyalar çabuk yıpranır. Diyor zaten eşyalar kötü kullanmışsa kolay bozulur. Kırılır vesaire, yıpranır yani. Eledim, çıkartılır. Tamir edilmesi mümkün eşyaların atılması israfa yol açar. Bunu da çıkartabilirim. Eledim. Bozulan veya kırılan eşyalar onarılıp tekrar kullanılabilir. Onları tamir etme yollarını aramalıyız falan diyor. Eledim. Yani A seçeneği de doğru olabilir. Tabii ki sana yaramayan bir eşyayı tamir ettin. Başka birine verebilir misin? Verebilirsin ama yukarıdaki paragrafta bu yazmıyor sevgili öğrenci. Cevabım A seçeneği. Bir diğer soru, bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bakalım.
Birkaç kuruş arttırıp kumbaraya atalım. Yalnız bugünü değil, yarını düşünelim. Kenara para at sevgili öğrencim. Birikim yap ya da. Zengin olma, zamanı iyi kullanma, alışveriş yapma değil. Tutumlu ol. Savurgan olma. 10 liran varsa 6 lirasını harcıyorsan 4 lirasını da kenara at diyorsun. Birikim yap, tutumlu ol. İsraf etme. Cevap B seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Soru bayağı bir uzun olduğu için biraz küçültmek zorunda kaldım. Bu parçada tanıtılan evin görseli aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Ağaçlar arasında tahtadan yapılmış küçük bir kulübe vardı. Kulübenin etrafı yeşillikti mesela. Kulübenin etrafı yeşillik değil burada. Buraya baktığım zaman da yine aynı şekilde. Burada da ağaçlar arasında değil mesela. Çıkıyor sanki A seçeneği gibi. Tek katlı bu kulübenin, mesela C seçeneği iki katlı sevgili öğrencim. D seçeneği iki katlı mesela. Giriş kapısına tahtadan merdivenlerle çıkıyordu. İşte şu cümle zaten her şeyi anlatıyor. İşte sana giriş kapısındaki tahtadan merdivenler. Cevabım A seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz. Yukarıdaki trafik işaretinin işaret levhasının anlamı nedir? Okul geçidi, yaya geçidi böyle değil. Yukarı doğru çıkıyorsun. Görmüşsünüzdür. Güvenli geçiş yerleri. Sevgili öğrenciler. Güvenli geçiş yerleri işte trafik işinin olduğu yerler, yaya geçidinin olduğu yerler. Yukarıya doğru çıkıyorsun. Aşağı doğru inseydim ben alt geçit diyebilirdim. Yukarıya doğru çıkıyorsun. İşte üstte bir geçit var. Köprü gibi düşün. Oradan geçiyorsun arabalarda. Altından geç. Biz bunlara üst geçit diyoruz. Büyük şehirlerimizde çokça var bunlar. Cevap C seçeneği. 17 numaralı sorumuz. Aşağıda Ankara metro hatları ve istasyonları verilmiştir diyor bize. Buna göre Botanik istasyonundan Koru istasyonuna gitmek isteyen Bora aşağıdaki metro hatlarından hangisini kullanamaz diyor bize. Bakalım. Şimdi çocuklar Botanik istasyonundan şu. Nereye geliyor? Koru istasyonuna geliyor. Şimdi bir kere şuraya kadar yeşil kullanıyorsun. Yeşil ne? M3. Sildim. Kırmızı olan yerden gideceksin değil mi? Aşağı doğru. Kırmızı ne? Metro hattı M1. Eledik. Sonra mavi olan yerden gidiyorsun koru parkına. Peki mavi ne? Mavi de M2. Onu da eledim. Yukarıya doğru gitmene gerek yok. M4 hattından. Doğru cevap D seçeneği. 18 numaralı sorumuz. Kitabın ilk bölümünü severek okudum bu cümleden. Kitap ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak çıkartılır? İlk bölümünü severek okumuş. Sonuna kadar okunmuştur. Buna kesin diyemez. Hocam seviyordu işte severek okudu niye ya? İlk bölümünü okuduğunu söylüyor. Belki ilk bölümü okudu. Belki kitap 20 bölüm. İkinci bölümü okuduktan sonra sıkıldı attı kenara. Birazcık yorumlama gücüne bağlı. A'yı eledim. Son bölümü sevilmemiştir. Nereden biliyorsun? Belki de sonuna kadar okudu. Kitabı da bitirmiş olabilir. Olabilir diyorum. İhtimal. Belki son bölümü de okumuştur, sevmiştir. Belki son bölümü hiç okumamıştır. Belki diyorum bak. Çünkü benden kesin olarak sor. İhtimalleri çoğaltacaksın. D seçeneği hızlı okunmuştur. Belki severek okuduğu ilk bölümünü yavaş okumuştur sevgili öğrencim. Bilemezsin bunu. D seçeneğini de dedim. Birden fazla bölümü vardır. Hocam belki bir bölümü vardır. Ya bir bölümü varsa o zaman dersin ki kitabı severek okudum. İlk bölüm diyorsan demek ki bunun orta bölümü, son bölümü, ikinci bölümü, beşinci bölümü vardır. Yani birden fazla bölümü vardır. O da birden fazla olması için en az iki tane bölümden oluşması gerekir. Kitabın ilk bölümü diyorsan o zaman ikinci bölümü de var. Ya da son bölümü de var. Ya da başka bölümleri de var. Yani birden fazla bölümü vardır. Diyebilirsin. Cevap C seçeneği. 19 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diyor bize. Bakalım. Çocuklar ailece burada olmaktan çok mutluydu. Akrabalarını ziyaret etmek için tatilde Elazığ'a gitti. Barajda dün akşam çıkan arızayı nasıl düzeltmişler? Ben buldum zaten. Havaalanına 2 yıl içinde yeni bir pist yapılacakmış. A, B, D seçeneklerinde tamamlı cümlelerin sonuna noktayı koymuş. Nasıl kelimesine dikkat et artı cevap veriyorsun. Barajda dün akşam çıkan arızayı nasıl düzeltmişler? İş makinalarıyla düzeltmişler. Cevap veriyorum. Neden? Çünkü bu seçenekte bana soru sorulmuş. Sonuna soru işareti konur. Cevap C seçeneği.
Ve son sorumuz, bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur diyor bize. Bu sene 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ya da kelime kelime gidelim. 19 Mayıs sevgili öğrenciler, bir sayıyla verilen tarihi bugün olabilir ya da bir ay ismi olabilir, büyük harfle başlamamız gerekiyor. Mayıs kelimesi burada yanlış, M harfinin büyük olması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bayramı. Evlat, burada bir bayram ismi var. Normalde bayram kelimesi özel bir isim değildir ama Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dersen oradaki B harfini büyük harfle başlatman gerekiyor. Olmadı, bu da gitti. Vatan Caddesi yer ismidir. Caddeyi burada tek başına kullanırsın, derim ki sana cins isimdir. Özel isim değildir, küçük harfle başlasın. Ama Vatan Caddesi'nde derken buradaki C harfinin büyük harfle başlaması gerekiyor. C seçeneğinde ne dedim? Bu nedenle pazar günü. Desem ki işte 19 Mayıs pazar günü. Evet, orada P harfi büyük yazılabilir. 25 Aralık 1993 salı günü. Bir tarihle verilen gün isimleri, ay isimleri büyük harfle başlar. Ama bu bir tarihle verilmemiş ki zaten baktığımız zaman. Bu nedenle pazar günüdür. Basit bir gün ismi. Dolayısıyla P harfinin burada küçük olması gerekiyor ki zaten küçük yazılmış ve doğrudur. Denememiz burada sona erdi sevgili öğrencim. Beğendim soruları. Yaptığın doğru sayısını yorumlar kısmında bizimle birlikte paylaşabilirsin. Videomuzu beğenmeyi, diğer videolar için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum.